Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantinleri geçtiğimiz yıl ihaleye çıkarılmıştı. 3 yıllığına 6,5 milyon lira bedelle kiralanan kantinler geçtiğimiz günlerde kiralayan şahsa yeterli kazanç sağlatmadığı için boşaltıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 ayrı bölgede kantin bulunuyor. Hastanenin içerisinde acil kapısının hemen karşısında ve ana girişte büfe ve restoran kafe konseptinde olan kantinler aynı kişi tarafından işletiliyordu. 6,5 milyon liraya ihale edilen kantinlerin günlük kirası ise 5.933 liraya denk geliyor. Kantinle ilgili iddialarsa farklı boyutlara ulaştı. İşletme sahibinin kirayı karşılayabilmek için ürün fiyatlarını yükselttiği, bu durumunda hastalar tarafından idareye şikayet edildiği öğrenildi. Bir diğer iddia ise 30 metrekare olması gereken bir kantinin 150 metrekare alanı kullandığı, iç mekanda bulunan diğer kantinin de asma katla büyütülmesi nedeniyle işgallerin oluştuğu yönünde. İşgal ettiği alanları terk etmesinin istenmesinden sonra işletmecinin kâr edemem diyerek sözleşmeyi feshetme kararı aldığı belirtildi. Yaklaşık bir yıldır yeni yerinde hizmet veren Alkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başhekim olarak kimin atanacağı da belirsizliğini koruyor. Başhekim bilmecesiyle başlayan aksaklıklar zinciri adeta artarak devam ediyor. Yeni bir hastane olmasına rağmen ameliyathanesinin bir bölümü de geçtiğimiz haftalarda tadilat sebebiyle kapatılan Alkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kantinlerin de zarar ederek boşaltılması dikkat çekti. Uzun bir süredir de başhekim ataması beklenen hastanede yaşanan aksaklıkların nasıl ve ne zaman çözüleceği ise merak konusu.